Ben Burak Ertaş, TÜBİSAT Dijital Medya ve Ticaret Komisyonu Başkanıyım. Sizi daha fazla bekletmeden buradan rakamlara doğru geçmek istiyorum. Öncelikle geçen yılı tanımını yapmıştık ilk defa. Bu bir baz oluşturdu bundan sonraki yapacağımız tüm çalışmalara. Nasıl tanımlıyoruz e-ticaret ekosistemini? Aslında iki tane ana odak noktası var. Bir tanesi sadece online'da iş yapan siteler. Yani fiziksel kanalda mevcudiyeti bulunmayan, herhangi bir mağazası, bayi ağı bulunmayan bir tek internette markasını yaratmış ve buradan e-ticareti gerçekleştiren siteler veya kuruluşlar. Bir de zaten mağaza kendi bayi kanalı, dükkanı diyelim, fiziksel anlamda ürün satışı, ürün ve hizmet satışı yapan ve buna ek olarak internet ortamında elektronik ticaretle de satış yapan çok kanallı işletmeler. Özür dilerim. Peki bu araştırmanın kapsamına neler girmiyor? Neleri dışarıda tutuyoruz? Uluslararası ürün ve hizmet satanlar, dijital içerik, ilan ve reklam modelleri, sıralama siteleri, kargo şirketleri, ödeme sistemleri, e-devlet üzerinden yapılan bir takım vergi ödemeleri gibi ödemeler, telekom operatörleri, donanım sağlayıcılar ve yazılım sağlayıcılar. Teşekkür ederim. Bu çalışmanın kapsamı içerisinde bulunmuyor. Onu da şöyle görebiliriz. Önemli noktalardan bir tanesi, siparişin biraz önce Tolga Bey'in de tanımını gayet iyi yaptığı gibi, siparişin mutlaka online'dan, yani internet üzerinden, mobil veya web verilmiş olması şart. B2B işlemler buradan çıkartılıyor. Yani kurumlar arası yapılan alışveriş bu pazar tahminlerimize dahil değil. Ödeme şeklinden bağımsızdır. Kredi kartıyla olabilir, yüz yüze olabilir. Ve oluşturulan toplam hacmi biz ölçüyoruz. Burada bir karlılık veya gerçek bir şirketin, bir e-ticaret şirketinin geliri söz konusu değil. Toplam oluşturulan e-ticaret hacmi. Şimdi örnek vermek gerekirse burada bu kategorilerde hangi firmalar veya siteler olabilir? Mesela çok kanaldan başlarsak giyim ayakkabıda bildiğimiz aslında kendi mağazalarında bulunan markalar. Mesela Damat, Defacto, burada aldığımız örnekler. Flo, eğlence kültür dediğimizde bilet işlemlerinin yapılabildiği Biletix, MyBilet gibi siteler veya DNR gibi kitap kırtasiye alınabilen yerler. Ev dekorasyonda Doğutaş, IKEA örnekleri verebilir, verilebilir. Tatil ve seyahatte havayolu şirketleri, birçok otelin kendi siteleri, bunlar verilebilir. Özellikle önemli olan burada otelin kendi sitesinin olması. Dolayısıyla otelin kendi başka kanalı da arasında satabileceği. Elektronikte doğrudan elektronik perakendeciliğine odaklanmış, büyük zincirlerini açmış bir takım markalar, şimdi Mexico, Teknoso gibi ve diğer perakende. Burası çok kanallıdakileri örnekler. Sadece online olarak bakarsak, yine tatil seyahate gidersek aslında fiziksel kanalda varlığı bulunmayan ama sadece sitelerin üzerinden uçak bileti, otel rezervasyonu veya turlar satan siteler var. Pazar yerlerinde kendisi ürün alıp satmayan, sadece alıcıyla satıcıyı buluşturan, gitti gidiyor, Neon ve sahibinden.com gibi siteler var. Dikey işler yapan sitelere örnek kitap yurdu, sadece kitap odaklı veya takım mücevherata odaklı Lidyan'ı düşünebilir. Online bahis burada tabii dünyamıza giriyor. Lisanslı, yasal, online bahis yapan siteler burada. Çok kategorilerde birden fazla kategoriyi taşıyan ama ürünü alıp stoklayıp kendisi gönderen kuruluşlar. İşte hepsi burada Clixa gibi. Ve özel alışveriş siteleri de buralarda yer alıyor. Şimdi büyüklüklerimize gelirsek şöyle bakıyoruz. Sol taraftaki, biraz önceki kategorizasyondan bazı unsurları çıkarttık. Neleri çıkarttık? Tatil ve seyahati kendi başına çok büyük olduğu için hem çok kanallının içinden çektik, hem online'ın içinden çektik ve tek bir başlık olarak bakarsak ne olur diye baktık. 6.8 milyar TL ile geçen yıl en büyük cironun burada olduğunu görüyoruz. Gene online bahisi, yasal bahisi tamamıyla ayrı bir başlık olarak ele alırsak onu da 2.1 milyar TL olarak görüyoruz. Bunları dışarıda tuttuğumuzda sadece online para perakende yapan biraz önceki gördüğünüz slide'da sitelerin 6.5 milyar TL. Çok kanallı perakende de kendi markasını hem fiziksel kanallardan hem online kanaldan pazarlayan, satan markalarda da online'daki toplam e-ticareti 3.5 milyar TL görüyoruz.
Toplam pazar geçen yıl 14 milyar TL'ydi. Bu yıl toplam pazarımız 18.9 milyar TL'ye gelmiş durumda. Bu da %35'lik bir büyümeyi ifade ediyor. Oldukça önemli bir rakam büyümemiz açısından. Daha da iyilerinin olacağını tahmin ediyoruz. Bunu da gerek gelişmekte olan ülkeler, gerekse gelişmiş ülkelerdeki benzer rakamlarla karşılaştırdığımızda görebiliyoruz. Bu arada şuna da değinmek isterim. Yani en büyük kategori bazlı büyüme şu anda bu slide'da çok kanallı perakende'de %47 ile gözüküyor ama bunların detaylarına bir gireceğiz. Şimdi biraz daha kırılıma gidersek, aslında çok kanallı tatil seyahatin 5.9 var. Hatırlarsanız 6.9 demiştim. Şurada 1 var, online tatil seyahat. Onları birleştirmiştik. 5.9'du yukarıdaki, 6.9'du. Bölerek bakarsak çok kanallı da tatil seyahat özellikle 5.9'da çok büyük bir meblağ ediyor. Burada tabii havayolu şirketlerinin ve otellerin çok büyük bir katkısı var. Online pazar yerleri, yani alıcıyla satıcıyı oluşturan Neon'da gitti diyor, sahibinden.com gibi siteler 2.7 milyarla ikinci sırada. Burada çarpıcı nokta, en büyük büyüme burada olmuş. Bu da biraz aslında Tolga Bey'in söylediği 15 bin, ayda 15 bin ziyaret alan sitelerin sayısının düştüğü ama toplam pazarın büyüdüğü, dolayısıyla diğer oyunculardaki büyümelerin aslında pazarı büyüttüğünü ifade etmiştik. Onunla bağdaştırılıyor olabilir. Online bahis 2.1 milyar TL'de. Üçüncü sırada çok kategorili online 1.8 ve özel alışveriş 1.5. Büyüme oranlarında %62 ile online pazar yeri en yüksek. Tabi rakam çok küçük olduğu için çok kanallı eğlence kültür yaklaşık 200 milyon TL, o %59 gözüküyoruz. Alttan ikinci büyüme oranı açısından ikinci o ama tabi nominal rakam oldukça küçük. Üçüncü sırada da çok kanallı elektronik, çok kanallı giyim ayakkabıyla beraber %48 büyümelerde gözüküyor. Şimdi bir tabi potansiyelle nereye gidebilir pazarınız? Bir benchmark çalışması da yaptık, yapıldı. Şimdi bir gelişmiş olan ülkelere bakabiliriz. Buradaki çok önemli unsurlardan bir tanesi ilk kolondaki online perakendenin toplam perakendedeki payı. Baktığımız zaman bu İngiltere bütün dünyada %12.2 ile başı çekiyor. Tabii buradaki bütün ülkelerin internet penetrasyonu bu payın yapılmasında çok önemli bir unsur. Ama geriye doğru gidersek tabii ki mobilin büyümesi, dolayısıyla mobil geniş bant penetrasyonu önemli. Kişi başı gelir çok önemli. Gelişmiş ülkelerdeki durum bu. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda Çin %8.5'la burada başı çekiyor. Ama bakarsanız internet penetrasyonu hala %47. Yani burada ciddi bir büyüme potansiyeli var. Bu rakam %19 internet penetrasyonu ve %1.5'la Hindistan'da en ufak olarak bulunuyor. Ortalamalara bakarsak gelişmiş ülkelerde %6.5'da online perakendenin toplam perakendeye oranı. Fakat gelişmekte olan ülkelerde yakalamak üzere hızla bir atak içerisinde. Bu yıl bu 5 ülkenin ortalaması %4.5'lara varmış durumda. Peki Türkiye'miz ne durumda diye bakarsak, geçen yıl %1.3 idi, Hakan Bey de açıkladı. Bu yıl %1.6'ya büyüdüğünü görüyoruz. %35 bir büyüme oldu toplam pazarda, önemli bir rakam. Ama hala çok yolumuz var. Yani gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman %4.5, biz %1.6'yız. Yine internet penetrasyonumuz %54'te. Bu da gerek nüfusumuzun aslında şu anda artıyor olması, gerekse internet penetrasyonunun büyümesinin birlikte potansiyelin daha da büyük olduğunu gösteriyor. Yani şu anda yaklaşık 77 milyon olduğumuzu söyleyebiliriz. Çeşitli araştırmalara göre, tabii nüfus büyüme hızı düşüyor ama 2030 yılında yaklaşık 88 ila 90 milyon civarında nüfusumuzun stabilize olacağı, dengeleneceği ve orada o civarda kalacağı söyleniyor. Dolayısıyla hem nüfusun büyümesi, hem internet penetrasyonunun büyümesi, hem kişi başı gelirin büyümesi buradaki itici faktörler olarak değerlendirilmeli. Bir de bunu bir grafikte bakarsak, grafiğin eksenlerini şöyle ifade edelim. Yatay eksen internet penetrasyonu. Gördüğünüz gibi %80'lerin, 90'ların olduğu İngiltere, Almanya gibi ülkeler, Amerika gibi ülkeler en sağda dolayısıyla.
dikey boyutumuzda online alışveriş penetrasyonu. Yani online alışverişi yapan internet kullanıcısının kitlesi. Her bir şeyin büyüklüğü de oradaki bakarsanız yuvarlağın büyüklüğü de toplamın içerisindeki oransal hacmi ifade ediyor. Yani %1.3'müşüz biz, %1.6'ya gitmişiz. Yani hem yuvarlağımız 1.3'ten 1.6'ya doğru büyümüş. Bir yandan %46 internet penetrasyonundan %54'e çıktığımız için sağa doğru hareket etmişiz. Bir yandan da %25'ler seviyesinden %32-33'ler seviyesine online alışveriş penetrasyonu çıktığı için yukarıya doğru gitmişiz. Dolayısıyla ilerliyoruz. İlerleme hızımız oldukça yüksek, %35 pazar büyümesi TL nominal değerler üzerinden. Tabii bunun üzerine belki diğer faktörleri de katmak gerekebilir. Dövizsel dolar bakışı biraz daha farklı olabilir ama netice itibariyle gidecek çok yolumuz var. Bu tablonun bize ifade ettiği şey budur. Gelişmekte olan ülkelerde online perakendenin toplam payı ortalamada %4.5 iken bizde şu anda 1.6. Yaklaşık 3 kata kadar sadece gelişmekte olan ülkelerin benchmarkına gelmek için bir fırsat var. Gelişmiş ülkelere bakarsak daha da büyük, ortalama %6.5, hani en iyi %12.2 ile İngiltere. İngiltere'ye bakarak 10 kat diyebiliriz. Gelişmiş ülkelerin ortalamasına bakarak da 5 kat, orada da bir potansiyelimiz var diyebiliriz. Çok rakamlar paylaştım. Soru özellikle ben de şöyle kapatmak isterim. Çok ciddi bir çalışma burada gerçekten yapıldı. Türkiye'de de böylesine bir benchmark çalışmasını TÜBİSAF birçok paydaşla beraber çalışarak son iki yıldır ortaya koyuyor. E-ticaret sektörünün çok ihtiyacı olan veriler bunlar. Burada çok önemli paydaşlarımız var. Tekrardan onlara teşekkür etmek istiyorum. Deloitte proje yöneticimiz değerli katkılarıyla bütün rakamların sağlamasını ve nominal oturmasını sağlayan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği. Ziyaret sayılarını bütün bu sitelerin, yani 1000'e yakın site burada değerlendirmeye alınıyor. Her bir sitenin ziyaret sayılarını paylaşarak katkıda bulunan Comscore'a özellikle teşekkür ediyorum.